Efendim şimdi geldik memlekete. Biliyorsunuz bebek cinayetleri. Para için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda öldüren çete. Boyutlarını henüz tam anlayamadık. Göreceğiz yavaş yavaş. Bu arada bu çete özel hastane çalışanlarından 112 acil servis görevlilerine kadar da uzanıyor. Siyasi bir ayağı var mı? Bunların hepsine bakacağız. Kan donduran ifadelere de bakalım şimdi. Sizin de hakkımda tespitiniz. Ne söyleyeceksin? Bebekleri öldürürsen. Biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar. Vallahi siz gelinceye kadar kusura bakmayın. Ölmesin ha. Sarıkayan'ın da vallahi fişini çekeceğim gelmezsiniz. ha dedemin fişi. Çekeceğim fişi ha gülerek, adeta dalga geçerek, film isimlerinden örnekler verip kendilerince şaka yaparak daha dünyaya gözlerini yeni açmış bebekleri ölüme terk ettiler. Yeni doğan çetesi iddianamesinden tüyler ürperten ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kan donduran konuşmalara yenileri eklendi. Tüh Halime'yi de bugün besleyecektik bak. Aha plana bak. Kalk kız besleyeceğiz seni. Doğru dün ilgilenememiştik bugün ilgileniyorduk. <laughs> Çete lideri olduğu öne sürülen Doktor Fırat Sarı'yla bir hemşire arasında geçti bu diyalog. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebeklerin yanı başında o bebeklerle dalga geçtiler. Üstelik bununla da sınırlı değildi iddianameye giren konuşmalar. Çok kötü bir bebek varmış. Hemen başında olduğunu söyledi. Evet. Her yeri mosmordu. Zaten eks gibiydi. Kalbi 40, saturasyonu 50 idi. Anladım abi. Eğer premotoraks desem başka yerlere giderdi olay. Anlatabildim mi? Onu iyice bağırsağa bağladım. Şöyle böyle bağlattım ben onu. Tamam. Savcıyı neden tehdit ettiğinizi arayarak? Geri zekalı. Fırat Sarı ve Çetenin yöneticilerinden İlker G. arasında geçen konuşmalar bir cinayetin üstünün örtüldüğünün kanıtı gibiydi. İddiaya göre yabancı uyruklu aileler bebeklerinin ölümünden sonra da tehdit edildi. Çocuklarının kimsesizler mezarlığına gömüleceği söylendi. Ailelerden para talep edildi. Aile Suriyeli olduğu için herhangi bir şey olmadı. Çocuğun adli tıp süreci başlatılmadı. Çocuk defnedildi. Zaten bir şey olmaz. Evet ondan dolayı bir şey yapmadım. Bebeklerin sağlık durumu göstergeleriyle oynayan, ailelere pahalı ilaçlar yazan devleti dolandıran çete hakkında Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. Adli, hukuki ve savcılık süreçleri devam etmekte. Daha da cezalar uygulanabilir ileride. <laughs>